Stüdyoda konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Günseli Özdemir. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mersi. Hocam artık herhalde gençlerin iş hayatından, kariyer hedefinden vesaire de evlilikler biraz daha ileriye atılıyor ve daha geç yaşta çocuk sahibi oluyorlar. Bazen işte çok daha geç yaşta evlenmiş oluyorlar. Bu durumda bazı sıkıntılara sebep olabiliyor herhalde doğumla ilgili. Bunlardan bahsedelim dilerseniz bugün. Öncelikle yumurta yaşlanması nedir? Bunu konuşalım. Çok da bilmediğimiz bir konu aslında, yani ya da çok vakıf olmadığımız bir konu diye düşünüyorum ben bunu. Yumurtalık yaşlanması nedir? Hocam size soralım o zaman. Her kadının doğduğu zaman belli bir miktarda yumurta rezervi vardır. Bu genetik faktörlerle belirlenen bir durum. Bir kız çocuğu doğduğu zaman 300 bin ile 500 bin arasında yumurtası varken ergenlik çağına geldiğinde yavaş yavaş yumurtalıklardaki apoptoz dediğimiz kontrollü hücre ölümü nedeniyle her ay belli miktarda bir tane yumurta büyümesine rağmen yarışa giren en az 25-30 tane yumurta vardır ve bunlar kontrollü bir şekilde yok olmaya başlarlar. 37 yaşına geldiği zaman bir kadında ortalama, bu kişiden kişiye değişmek üzere, 25 bin civarında kalır. Yani bu 300 bin, 500 binli rakamlar 25 bin, 27 bin civarına gelir. Menopoza yakın dönemde de 1000 civarına kadar azalır. Dolayısıyla bu kontrollü hücre ölümü nedeniyle nasıl vücudumuz, cildimiz, görüntümüz değişiyor ise yumurtalıklardaki yumurtanın da kalitesi ve sayısında süreç içerisinde bir azalma olur. Bu bir yaşlanma süreci. Yaş alma ile birlikte tüm hücrelerimizde bir takım değişiklikler meydana geliyor. Ve bundan en çok etkilenen hücreler de üreme hücreleri, kadında yumurta hücreleri. Her ne kadar çok genç de görünse kadınlar, yumurtalık yaşlanma süreci tamamen görüntüden bağımsız gelişen bir süreç. Ama bazen de yaştan bağımsız olarak bir takım genetik faktörler, çevresel faktörler ya da geçirilen hastalıklar, geçirilen ameliyatlara bağlı daha erken yaşta da yaştan bağımsız olarak yumurtalıklar erken yaşlanabilir. Yani 20'li yaşlarında biz tüp bebek tedavisi yaparken bir yumurtayı zor büyüttüğümüz hastalarımız da oluyor. Fakat onların şöyle bir avantajları var. O yumurtalar yaşa bağlı olarak tek de olsa, birkaç tane de olsa daha kaliteli olabiliyor. Yani yaş ciddi anlamda yumurta yaşlanmasını etkileyen bir durum. Hocam yumurtalarımızın yaşı var mı o zaman bizim yaşımızdan bağımsız? Tabii ki yaşı var. Çünkü yumurta bir canlı bir hücre. Ve onu besleyen, ona enerji veren mitokondri dediğimiz bir organel var. Mitokondri yaşlanması. Mitokondri enerji verir. Biyoloji derslerinden de hatırlarsanız o mitokondrilerin yaşlanması aslında yumurta yaşlanma sürecini ciddi anlamda etkileyen bir süreci tetikliyor. Bu sebeple kadının yaşı ne kadar ileri ise yumurta rezervi azalmakla birlikte kalite de ciddi anlamda düşüyor. Kalite düştüğü zaman da bu oluşan embriyoların genetiğini etkileyerek tutunmaya engel olabiliyor. Yani kısaca yumurta yaşlanması, yumurta yaşı kadında yaşla korele olan, yaşla birlikte gelişen ama yaştan bağımsız olarak da bir takım durumlardan etkilenen yumurta sayısı ve kalitesiyle ilgili bir durumu anlatıyor bize. Peki hocam biz yumurta yaşımızın ya da kalitesini nasıl öğrenebiliriz ya da öğrenebilir miyiz bunu? Yumurta yaşı ve kalitesi konusunda aşağı yukarı bir uzman, tüp bebekle ilgilenen bir uzmanla görüştüğünüzde size fikir verecektir. Bunu yapmanın farklı yolları var. Kan testinde antimüleriyen hormon dediğimiz bir hormonu artı beraberinde yumurtalıklara yaptığımız ultrasonografi ile yumurtadaki antral folikül dediğimiz büyümeye aday yumurta keseciği sayısına bakarak bunu belirliyoruz. İkisini birlikte değerlendiriyoruz.
Çünkü bunlar birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gereken durumlar değil. Bazen antimüleryen hormonu çok düşük olur hastanın. Bir takım çevresel kanın bir süre dışarıda durması bile antimüleryen hormonun seviyesi konusunda yanıltıcı olabilir. Ama yumurtalık rezervine ultrasonografiyle de bakmak, antimüleryen hormonun ne kadar doğru olduğu ve ikisinin ne kadar korele gittiği konusunda bizim yorum yapmamızı kolaylaştırır. Yine adetin ikinci, üçüncü günü bakılan bazal hormon dediğimiz FSH, LH, E2 değerleri de bu konu hakkında bize yardımcı olur. Hocam evet, peki doğumlarda yaşın, kadının yaşının çok önemli olduğunu biliyoruz. 37 yaşından sonra da artık yumurtanın hem kalitesini hem sayısını düştüğünü söylüyorsunuz. Peki sağlıklı bir doğum için, sağlıklı bir gebelik için yumurtaların ne kadar olması gerekiyor? Yani sayı miktarının olarak ne kadar olması gerekiyor? Şimdi polikistik over sendromu dediğimiz bir durum var. Onu pek çok kadın gayet iyi biliyor. Hı. Onlarda mesela yumurta sayısı inanılmaz fazladır. Biz yumurta toplarız tüp bebek tedavisinde, 40-50 tane yumurta topladığımız hastalar olur. Onlarda kalite de etkilenir. Dolayısıyla sayıyla alakalı tüp bebek tedavisi sırasında 10 ve üzerinde yumurta toplamak bir kadının yumurtalıklarının iyi cevap verdiğini gösterir. Ama tabii ki bu uygulanan tedaviyle de alakalı, bazen çok sayıda yumurta vermesi mümkün bir hastanın o ayki cevabı daha az olabilir. Hı hı. Ama ideal gebelik yaşı konusunda ise sorunuz, en güzel gebe kalma yaşları 25-35 yaş arası diyelim. 35'ten sonra yumurta kalitesinde azalma, 38 yaş ve üzerinde ciddi miktarda bir düşüş, yumurta kalitesinde düşüş ve sayısında düşüş yaşanır. Dolayısıyla eğer beyaz atlı prens gelmediyse, biraz önce de sizinle evet, konuştuğumuz gibi bekar olan kadınlarda da, genç kızlarımızda da evliliği ertelemek söz konusuysa, o zaman 35 ile 37 yaş arası eğer bir yumurta rezervinde azalma söz konusu olabilecek durum varsa oocyte freezing dediğimiz yumurta dondurma işleminin yapılmasını öneririz. Peki hocam, yumurta yaşlanması, evet yani sağlıklı bir gebelik istiyorsak belli bir yaşı geçirmememiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Peki yumurta yaşlanmasını geciktirmek için ya da işte olmaması için yapabileceğimiz bir şey var mı? Kısıtlı da olsa var. En başta sigara içilmemesini öneriyoruz. Çünkü sigara ciddi anlamda yumurta rezerv ve kalitesini etkileyen bir durum. Biz bunu tüp bebek tedavisi sırasında topladığımız yumurtaların kalitesinde de çok açıklıkla görebiliyoruz. Belirli bir kilonun üzerinde olmamak, kilo kontrolü, sağlıklı beslenmek, sağlıklı çevresel faktörler, bütün bunlar kısmi anlamda etkiliyor ama asıl yumurtalık rezerv ve kalitesini belirleyen şey yaş, hı hı, ve genetik faktörler. Genetik faktörler de etkili oluyor. Tabii, yani. Geçirilmiş cerrahiler, endometriozis dediğimiz yumurtalığın genel durumunu etkileyen durumlar, tümörler, hastanın antikanseroz tedavi almış olması, onkolojik tedavi görmüş olması ve bazı otoimmün dediğimiz hastalıklar, başta Hashimoto tiroiditi olmak üzere, bütün bunlar yumurta rezervinin ileriki yaşamda biraz daha azalması ya da kalitesini etkileme ihtimali olan durumlar. Hocam peki dediğiniz gibi yaşlandı diyelim, belli bir yaşı geçtik ve evlilikte ertelendi. O zaman dediğiniz gibi yumurta dondurma işlemi, yani bizim Türkçesiyle bildiğimiz yumurta dondurma işlemi yapılıyor. Bundan bahsedelim dilerseniz. Nasıl yapılıyor? Nasıl devam ediyor? Süreç nasıl oluyor? Hastaları ilk gördüğümüz zaman yumurta rezervi konusunda mutlaka bilgi sahibi olmak isteriz. Bekar bile olsalar. Ne kadar yumurta verebilir? Bazen yumurta sayısı çok az olan hastalarda bu işlemin birkaç sefer tekrarlanması gerekebilir. Yumurta rezervi antimüleryen hormon ve ultrasonografi ile belirlendikten sonra
hastanın genel tetkikleri yapılır ve tıpkı tüp bebek tedavisinin başlangıç sürecinde olduğu gibi yumurta sayısını artıracak olan gonadotropin adını verdiğimiz iğnelerle başlıyoruz. Yaklaşık 10-12 günlük bir süreç içerisinde hem sayı olarak hem de büyüklük olarak toplayabileceğimiz duruma geldikten sonra olgunlaştırıcı bir iğne veriyoruz. Yani bu süreç yaklaşık maksimum 2 hafta sürüyor toplayıncaya kadar. Tüp bebek tedavisinin birinci aşaması gibi düşünün. Ondan sonra toplanıyor. 10-15 dakikalık bir basit bir işlemde iğnelerle giriyoruz ultrasonografi kontrolünde. Hasta uyurken herhangi bir şey hissetmezken topladığımız yumurtaları donduruyoruz. Her dondurulan yumurta yaklaşık %5-6 civarında gebelik şansı verir. Dolayısıyla onun üzerinde yumurta dondurmasını tavsiye ederiz. Yani peki bir operasyonda kaç tane topluyorsunuz? Ne kadar verebilirlerse, yani onların rezervi ne kadara izin veriyorsa, çantada ne kadar kalmışsa diye söyleyeyim. Genetik durumları, yumurta rezervleri ne kadara izin veriyorsa. Maksimumu toplamaya çalışırız. Eğer sayı azsa birkaç ay sonra yine aynı işlemle sayıyı artırıp onun üzerine çıkmayı hedefleriz. Biraz önce söylediğim gibi her bir yumurta %5-6 civarında şans verecektir. Bu arada sadece yumurtayı dondurmakla kalmıyoruz. O yaşla birlikte, o yaşın yumurtasını dondurduğumuz için hasta isterse 50 yaşına ya da menopoza girsin, o dondurduğumuz yumurtaların o yaşın yumurtaları olması sebebiyle genetik özellikleri de aynı şekilde dondurulmuş oluyor. Bundan dolayı da siz 40'lı ya da 40'lı yaşların sonu 50'li yaşlarındaki bir kadına bile verseniz bu embriyoyu, eğer normal rahim koşulları varsa tutma ve devam etme şansı aynı kalmış oluyor. Dondurduğu yaştaki çünkü gibi kalmış oluyor. Çünkü o yaştaki her şey o yaştaki gibi duruyor. Evet, evet. Peki hocam kimler daha çok tercih ediyor? Yani bir ya da şöyle de sorayım. Bir hastalığımız vesairemiz varsa ne gibi etkenler oluyor? Şöyle bunun zorunlu olduğu ya da mutlak yaptırmasını önerdiğimiz bir grup var. Mesela kemoterapi alacak ya da cerrahi bir operasyon geçirecek yumurta rezervinin azalmasına sebep olabilecek sonraki tedavi sürecine girecek hastalara o tedaviden önce dondurmayı öneriyoruz. Özellikle kemoterapi, radyoterapi öncesinde. Çünkü o durum etkileyecek tabii. Aynen, etkileyebilir. Onun dışında sadece yumurta dondurma değil, evli ise embriyo dondurma şeklinde de olabilir bu. Evlilere embriyo dondurma değil, yumurta değil embriyo yumurta değil embriyo dondurma yapılıyor. Onun dışında diğer sorunuz neydi? Yani belli bir hastalık olur mu? Peki kimler genelde tercih ediyor yumurta dondurma işlemini? Yumurta dondurmayı kariyer yapmış, evliliği ertelemiş ya da yakın bir süreç içerisinde bir evlilik beklentisi olmayan, genellikle okumuş, eğitimli hanımlar tercih ediyor. Onlar da işte ben şöyle diyorum, beyaz atlı prens gelinceye kadar bunları biriktirip çeyiz sandığına koyalım diyorum hastalarımıza. Hocam peki bu tekniğin aslında dezavantajları var mı onu soracağım. Avantajlarını biliyoruz çünkü ileriki yaşlarda çocuk sahibi olmak istiyorsak dondurduğumuz yaştaki yumurta ile birlikte gebe kalabiliyoruz. Evet, avantajları çok fazla ama dezavantajı var mı? Vallahi bilinen bir dezavantajı yok. Ancak tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi tüp bebek tedavisi esnasında da çok nadir de olsa yumurta toplama işlemi sırasında binde birlik bir grupta kanama riski olabilir. Onun dışında ciddi bir yan etkisi yok. Kısa süreli olduğu için o yumurtalıkları uyarma hastalara ciddi bir negatif dezavantaj sağlayacak bir durum teşkil etmiyor. Peki hocam Türkiye'de yöntemin uygulanma sıklığı nedir? Yöntem süreç içerisinde artan bir şekilde tercih ediliyor. Özellikle evliliği erteleyen 35 yaş üstü olanlarda. Bazen daha erken dönemde de yumurtalık yaşlanmasını fark edip gelen
daha genç yaştaki hastalarımız da var. Onlar da ileriki vade için bir sigorta gibi görüyorlar yumurta dondurmayı. Yani aslında kadının vücuduna bir zararı yoksa, bir sıkıntısı yoksa yapmakta fayda var, değil mi? Evet, ama kısa süreç içerisinde mesela nişanlı çiftler geliyor bazen donduralım diye. Biz de diyoruz ki onlara evliliği biraz öne çekin. Sizin dondurmanıza gerek yok. Bazen öyle de gelenler olabiliyor. Yani hasta bireysel olarak değerlendirilir. Bizim tüp bebekteki en önemli hastaya baktığımız nokta, her hasta farklı bir yapı, farklı bir bünye, farklı bir sosyal durum, farklı psikoloji. O anlamda değerlendirip hastaya en doğru yolu sunmaktır. Kişiye özel oluyor tabii. Kişiye özel olmalıdır. Tıpkı bir terzinin elbise dikmesi gibi. Tüp bebekçinin görevi. Ne güzel böyle siz şeylerle anlatıyorsunuz. Hocam peki evet, yumurta dondurma işlemi yapıldı ve ileriki yaşlarda gebe kalmak istendi. O zaman süreç nasıl oluyor? O zaman yumurtalar çözülüyor. Bu arada yumurtalar çözülmeden önce kadının rahim hazırlığı yapılıyor. Yaklaşık bu da 20 günlük bir süreç. O 20 günlük sürecin sonlarına doğru transfer yapılmadan önce çözülüyor. Bir 4-5 gün önce çözülüp mikro enjeksiyon yapılıyor. Artık beyaz atlı prens de geldiği için spermimiz de var. Tıpkı tüp bebek tedavisinin ikinci aşaması gibi düşünün. Bir 5 gün öncesinden itibaren oluşan embriyolar bakılıyor. En iyi olan seçiliyor ve onlar transfer ediliyor ve gebelik bekleniyor. Yani normal ilk etabıydı yumurtalık dondurma işlemi, tüp bebek tedavisinin. Sonrasında da ikinci etap başlıyor. Ve sonuca gidiliyor. Tüp bebek tedavisini yarı yarıya böldüğümüzü düşünün. Evlilik öncesi birinci dönem, evlilik sonrası ikinci dönem gibi düşünün. Peki hocam sonrasında nasıl, yani tüp bebek tedavisi gerçekleşti, gebe kaldı hastalar. Bir fark oluyor mu normal doğumdan ya da tüp bebek tedavisi? Gerçi tüp bebeğin ikincisi dediniz. Bir farklı bir şey oluyor mu? Bir değişiklik oluyor mu? Genel olarak tüp bebek için söylüyorsanız hiçbir farkı yok. Ama tabii ki tüp bebekle gebe kalanlar bir riskli gebelik kategorisinde değerlendirilir. Kıymetli gebeliklerdir. Çok dikkatli takip edilir. Onun dışında ciddi bir fark yok. Anomali yönünden ciddi bir fark yok. Çok hafif, birkaç puanlık anomali riskinde artışlardan bahsedilmiş ama ciddi olarak artan bir anomali riski de yok. Dondurulmuşlarla biraz daha bebeklerin iri olduğu tespit edilmiş. Epigenetik faktörlerin etkisiyle. Onun dışında bütün dünyada uygulanan ve şu anda da pek çok canlı doğumun, sağlıklı doğumun, ben de dahil olmak üzere gerçleştiği bir süreç ve gebe kalma şekli olarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica çok değerli ederim. Bilgiler verdiniz bize. Katıldığınız için programımıza çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.